Merhaba sevgili seyirciler. Gündemde hızlı bir tur attığımız Ters Köşe programına hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben Kaan Kural, Erman Özgür ile birlikteyiz ve hemen başlıyoruz. Başakşehir'le başlayalım. Başakşehir vitesi yükseltti. Göztepe'yi de geçen ok Okan Buruk'un ekibi, ekibi için Trabzonspor maçı olmazsa olmaz mı? Değil Kaan. Çünkü puan durumları bu kadar yakınken kendi rakibinizle oynayacağınız bir maç skoru ne olursa olsun sizin şampiyonluk yarışından ne kopartır ne de favori haline getirir. Katılıyorum. Soruyu değiştiriyorum klasik her zamanki gibi. Ee, kalan maçlar arasında en kritiği mi? Hayır. O da Kendisi mavi. aslında Galatasaray'la oynayacağı maç da çok kritik ha, bence. Ha. Yani Çünkü daha ligin boyu kısalmış olacak. Biraz ha. daha Tam rakibi çünkü Galatasaray hani nasıl söyleyeyim Trabzonspor'un maçlarına göre Galatasaray form durumu üzerinden çok fazla maç çözebilecek gibi duruyor. O yüzden de kendi sahasında Galatasaray'la oynayacağı maçın daha kritik olacağını düşünüyorum. Ama Başakşehir vites yükseltti mi? Yükseltti. Genelde işin sonunu getiremiyor ama bence bu kez daha iddialı. Çünkü bu kez dengeye giden maçları bireysel çabasıyla çevirebilecek oyuncuların neredeyse tamamı formda. Visca, Dembaba... Ve Crivelli üçlüsünün yanına şimdi İrfan Can'a dağıldılar. Bu dörtlü her maçta gol buluyor. E, savunması da iyi bir takım. Mesela Epriyanı yok ama Epriyanı olmadığı zaman onun arkasında Ponk'la, Şikertel'le çok rahat idare edebilirler. Mahmut'u stopere çekebilirler. Yani hem geniş hem de birden fazla pozisyonda oynayabilen oyuncusu çok fazla olduğu için... ...Başakşehir takımının Abdullah Avcı dönemine göre bu kez işin sonunu getirme başarısını... Avrupa Kupası'nda yaşadığı özgüvenle birleştirip e, bu işin sonunu getirebileceğine inanıyorum. Avrupa Kupası'ndaki özgüven dedin. Özgüven olduğu kadar Avrupa Kupası temposu bir taraftan fiziksel olarak da yıpratıcı olabiliyor. Hangi tarafa ağır basar? Yani şöyle söyleyeyim. Yıpratıcılıktan ziyade ben özgüvenin ağır basacağını düşünüyorum. O yüzden de bu yorumu yaptım zaten. E, çünkü bütün ülkenin desteklediği bir takım haline geliyorsunuz. Ayrıca kadro genişliği de kullanmaya müsait bu ligi bilen oyunculardan oluşuyor. Onu da kullanabilirler. Okan Hoca'nın ısrar ettiği çift santrafor meselesi Başakşehir'e çok şey kattı bu sezon. Bunun da devamı gelirse, ligde özellikle Anadolu Kulüplerine karşı daha da kolay çözüyorlar maçları. Trabzon maçında favoriler mi dersen? Hayır değiller. Ama kaybederlerse her şey biter mi? Hayır bitmez. Ee, bir avantajları var puansal olarak yine. Var, kesinlikle var. Tamam o zaman devam edelim. Ee, diğer cephesine geçelim Başakşehir'in. İstanbul'da konuk Kopenhag. Başakşehir UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçından ne şekilde avantajlı olan taraf mı? net şekilde avantajlı olan taraf değil. Bir kere bugüne kadar ilk 16'ya gelişinde fikstür avantajı olarak kabul edebileceğim şey ilk maçları dışarıda oynamaktı. Oyun olarak vasıtın altında kaldıkları maçlardaki 3 birlik skorla geri döndüler ama İstanbul'da başka bir havayla oynuyorlar. Daha kolay gol buluyorlar, daha hızlı oynuyorlar. İhtiyacı olduğu zaman Başakşehir takımının potansiyeli daha fazla ortaya çıkıyor. O yüzden net bir şekilde avantajlı olan taraf değil. Bence tam anlamıyla şartlar eşit ama çok açık bir şey söyleyeyim sana. Geçtiğimiz sezonlara göre o antipatik görüntüsünden kurtuldu Başakşehir. Doğru. Yani bütün taraftarlar olarak ki biz hani sokağın da nabzını tutuyoruz ister istemez. E, açıkçası birçok insan tarafından şampiyonlukta da biz olamazsak Başakşehir olsun dendiğini duymaya başladım. Avrupa'da da çok ciddi anlamda desteklenmeye başladılar. Hele e, Türkiye'nin yakın tarihindeki en korkunç Avrupa Kupası sezonunda e, bir nefes aldırdı yani. Sonuçta. Hani kriz eşittir fırsat kısmını tabii, tabii, tabii. sanırım bu fırsatı en iyi değerlendiren kulüp oldu. E, Açıkçası bir tarafından da şuna bakmak lazım. Türkiye'de bugün Şampiyonlar Ligi'ne giderse rahat transfer yapabilecek ya da üst düzey transfer yapabilecek, Şampiyonlar Ligi'nde yarışmacı hale gelebilecek, kadroyu kurabilecek ekonomiye de bir tek Başakşehir sahip gibi duruyor kan. Bu da acı bir gerçek aslında. Çok acı. Yapamazsın çünkü yani başka hiçbir takımımız işte 3 milyar borcu olanlar, 2 milyar olanlar. Yani finansal feyplay'den ceza almayı göze alanlar falan dolu şu anda... Süper Lig'de. Hepsi büyük takımlarımız. Ama Başakşehir'in böyle bir problemi yok. Ülke puanını arttırmak istiyorsak... Bu ülkeye hangi takım üzerinden olursa olsun... Tekrar ekonomik anlamda bir gelir sağlamak istiyorsak... Aslında Başakşehir'in yine gitmesi... Bizim futbolumuz için bir avantaj olabilir. Bu biraz tabii futbolun... Şeyine de ters aslında genel yapısına. Yani sonuçta... Daha büyük takımların çok daha büyük gelir kalemleri var. Onların çok daha şey olarak kaynak olarak daha güçlü olması gerekiyor. Ama borçları? Değil. İşte şu ana kadar nasıl yönetildikleriyle alakalı. Yani yeni kulüp oldukları için borçları olması avantajlı. Devam edelim. Takım mı iyi yoksa hoca mı? Hüseyin Cimşir yönetimindeki Trabzonspor'un şampiyonluk şansı nedir? Şampiyonluk şansı çok ağır favorilikten son 1-2 haftada gösterdikleri düşüşe ve puan kayıplarına bakarsan birazcık normal favoriye geldiler. Yani bu takımlar içerisinde Trabzon, Başakşehir ve Galatasaray ön plana çıkıyor. Sivas bugüne kadar geldiği yeri son düzlükte götürüp götüremeyeceği hala belli olmadığından dolayı bu üç takım arasında geçecek gibi. Ama Hüseyin Çimşir'in abi her türlü eleştirilecek. Hiç kaçırı yok. Kazansa da, kaybetse de, oyuncu değişikliği 11 seçimi de, her türlü eleştirilecek. Bir de üst, üst düzey takımlarda bu e, fabrika ayarı olarak gelmiyor mu zaten? Tabii ki. Ama inşallah Hüseyin şundan vazgeçmez. Kendi futbol bilgisinin Dışarıdan kendisine yapılan baskılara rağmen diğerlerinden daha az olmadığının bilincinde olur inşallah. Çok ağır baskılar var orada. Herkes seninle futbol konuşmak ister. Hele ki Trabzonspor teknik direktörüysen. İnşallah bunlara çok fazla kulak asmaz. Antrenmanda kendi gözlemlediği oyunculara bakarak yapacağı 11 seçimi çok önemli ama şu da çok geçerli bir durum. Abi Trabzonspor şampiyonluğu kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Nasıl kaybettiğin önemlidir. Hı. Maça çıkarsın. Maçı kazanmak için gösterdiğin dirayet istek, arzu Trabzon taraftarını tatmin eder. Kaybetsen de seni alkışlarlar. Aynı şey şampiyonluğun genel yarışı içinde geçerli. Eğer çok isteyen bir takım gibi oynar ama şampiyonluğa ulaşamazsan Trabzon taraftarından ve camiasından takdir görürsün. Ama durağan oyunla bunu yapamazsın. Yani böyle kontrollü oyun oynayayım. Bir tane sörlot atar. Olmadı sosu duran topta. Böyle böyle maç kazanmaz Trabzonspor. Kazansa da eleştirilirsin. Sen Trabzonspor'u buraya getiren oyunu oyna. Kaybediyorsan da böyle kaybet. Bence işin doğrusu Trabzonspor için bu. Delikanlı gibi diyorsun. <laughs> Dik oynadılar orada. Yani olabildiğince maçın 90 dakikasını tempolu oynar demiyorum. Ama belli dönemleri yüksek tempoyla kazanmak için oynamalı Trabzonspor. Peki soruya direkt sorayım. Şansı nedir? Bu adaylar arasında kaçıncı sıraya koyuyorsun? Yani bence ikinci sırada. Peki tamam. O zaman şansı gayet varmış ama tabii yani birinci ki, olmasa tabii da. Ki. Devam edelim. Sivas Spor evinde yılmadı. Galatasaray'la 2-2 beraber kalan Yiğit dolar Yiğit dolar için bu bir puan, 3 puan kadar değerli mi? 3 puan kadar değerli. Neden değerli biliyor musun? Oynadığı oyunun karşılığı zaten en fazla bir puandı. Hı. Elbette takımlar arasında, kulübelere de bakarsan çok ciddi bir kalite farkı var, güç dengesi farkı var. Galatasaray hem çok formda, hem yıldız oyunculara sahip, hem kadrosu çok geniş, bence çok kuvvetli. Hem bu tip durumları... Hem de hava, iyi hava yakalamış. Form durumu yüksek. Bu tip durumları defalarca yaşamış Fatih Terim faktörü var. Her şey Galatasaray'dan yana, oyun da Galatasaray'dan yanaydı. Erken gol yemelerine rağmen oyundan hiç kopmadılar. Sivas Spor tarafından bakınca onların da oyundan kopmaması iyi. Ya. Ama oyundan kopmazken pozisyon üretebildiler mi? Hayır. Galatasaray'ı çok ciddi baskı altına alabildiler mi? Alamazlar çünkü Feguli ve Onyekuru gibi çok ciddi tehditler sizin risk alarak hücum etmenizi engelliyorlar zaten. E Sivas Spor olumlu tarafından bakarsan hiçbir şampiyonluk adayına kendi sahasında maç kaybetmedi. Buna işin son halkası kötü oynadığı halde Galatasaray maçını da ekledi. Bundan sonra ne yapacağının hiçbir önemi yok. Benim için şampiyonluk kadar önemli iş yaptı Sivas Çünkü kendisinin 6-7 kat daha maliyetli takımlara, daha ciddi şampiyonluk adaylarına karşı Rıza Hoca'nın ve öğrencilerin yaptığı iş çok önemli. Hakan Arslan'a bayılıyorum performans anlamında. Bence milli takım çok hak eden oyunculardan bir tanesi. Yani bu sene Gökhan Gönül'ün, Hakan Arslan'ın eğer oynanırsa Avrupa Şampiyonası... Ben oynanamayacağımı düşünüyorum. Yani birazdan korona sorusu var, onu gördüm. Yani şöyle söyleyeyim, Hakan Arslan'ın bu seneki performansına yazık olur ya. Yani bu kadar istikrarlı, bu kadar üst düzey, skora katkı yapıyor, işin savunma kısmında var, rakibi bozuyor, pas trafiğine etki ediyor, geliyor top çıkarıyor, duran topa vuruyor. Ya bir oyuncu daha ne yapabilir? Hepsini yapıyor ve Rıza Özel'i çalışmayı da seven birkaç takımda da çalışmış bir oyuncu. Hakikaten de hakkını vermek lazım. Ama Sivas Sporu şampiyonluk adayları arasında diğer 3 adayın arkasına koyuyorsun anladım. Arkasına koyuyorum çünkü son 6-7 haftalık o baskı, stres, Sivas kaldırır mı? Yani e, Sadece baskı et, üzerinden bakma kadro kalitesi ve genişliği de sıkıntılı. Ve puan olarak da biraz dezavantaj duruma düştü. Bu hafta çok önemli onlar için. Devam edelim. Aslan sallası da yıkamadı. Sivas ile beraber kalan Galatasaray futboluyla bir puandan fazlasını hak etti. Sen onu biraz ima ettin aslında. Bir puandan çok daha fazlasını hak etti. Çok samimi söylüyorum. Son iki şampiyonluğunda Galatasaray'ın ben bu kadar iyi bir maç oynadığını görmedim. İlk yarıda neler söylüyorduk Galatasaray için? İkinci yarıda neler söylüyorduk? Ama ben? Fatih Terim zaten bizi aydınlattı bu konuda. Biz dedi bir gemiyi yanaştıralım limana. İkinci yarı değiştireceğiz dedi. Değiştirdiler. Birçok ayrıntıyı değiştirdiler. Ama bir Feguli-Onyekuru uyumu var. Onlara Falcao da katılıyor. Arkadan Ömer Bayram destekliyor. Abi pozisyonun her, her türlüsüne giriyorlar. Akan oyundan giriyorlar, savunma arkası atılan toptan giriyorlar, duran toptan gol buluyorlar. Duran toptan? Ömer Bayram kesti, Fegül'ü indirdi, Falcao boş kale yattı. Tamam, tamam. Yani duran toptan buluyorlar. Her yönüyle çok formdalar. Topu, şuna bakarım futbolda, topu Galatasaray kazandığı andan itibaren rakibinin bıraktığı boşluğu Türkiye'de en çabuk gören takım. Şeyi görüyor musun? Ben ona çok önem veriyorum. Basketbol için en azından. Futbol için de olduğunu, geçerli olduğunu düşünüyorum ama senin fikrini merak ettim. Takımın vücut dili çok şeyi anlatır. Galatasaray'ın ilk yarıdaki vücut dili, ikinci yarıdaki vücut dili arasında oyundan bahsetmiyorum. tamam mı? Evet. oyuncuların vücut dilinden. Özgüven. Özgüven, Özgüven oynama isteği, yapılan işe olan inanç. Abi oynama isteği nasıl gelir biliyor musun? Keyif almaya başladığında gelir. Galatasaray keyif almaya başladı. Hep dedik ki fiksür avantajını iyi kullandı. Zor viraja girdi. Ama bugün 7-8 hafta için Fenerbahçe için söylemiştik galiba. Kaybederken bile şampiyonluk oyununu oynuyor. Çok istekli arzulu ama sonuçlar gelmeyince o oyundan da düştüler. Ya. Tabi başka etkenler de var. Ama Galatasaray kazandıkça oyun kalitesini de arttırmaya başladı. Ya şimdi ikinci dakika gol yiyorsun. Sivas çok tempolu bir takımdır. Hiçbir şey olmamış gibi. Galatasaray takımı hiç demoralize olmadı. Tabi çok üst düzey sağ liderleri de var. Mesela Falcao skordan falan etkilenecek bir oyuncu değil. Onyekuru zaten formda. Feguli formda. Ömer Bayram formda. E, Seri ve Lemine ikilisi oyunu iki yönlü oynayabilen ve sertliğe de çok sahip bir e, ikili. Böyle olunca bence Beşiktaş maçında favorisi olarak çıkacaklar. Zaten İsra takım favoridir. Galatasaray formuyla da favoriyim diyor Beşiktaş maçı için. Okey, <laughs> gayet iyi gözüküyor. Radamel Fal Radamel Falcao Alev Alev, son 7 lig maçında 8 gol atan Kolombiyalı form geçici, kla klas kalıcı sözünün ispatı mı? Formda da aynı zamanda canım. Doğru. Yani, o hani gol atarken formsuz olduğu dönemler geçti. Şimdi doğru yerlere daha diri koşmaya başladı. Tabii ki işin içerisinde penaltılar var ama o penaltıları da Kadıköy deplasmanda atarken, sorumluluk vereceğin oyuncu Falcao olur. O sorumluluğu alır ve işi bitirir. Falcao evet klas kalıcı. Güzel soru sormuş bu arada. İhtiyacı olan Santrafor tipini ilk yarıda, ikinci hatta ikinci yarının başında Adem Büyük'le bu ihtiyacı gördü Galatasaray. Ama şimdi işin içerisine Falcao da katıldı. Galatasaray'ın sağ içinde yıldızlarının formda olduğu kadar sağ dışında da formda hamleleri var. Bu da çok önemli. Mesela Emrah Baba, Adem, yani bu oyuncular da sahaya girdikleri andan itibaren birçok şeyi değiştirebilirler. Ama e, bunların hepsinin hakkını Fatih vermek lazım. İsminin e, adının altını doldurabiliyor galiba Falcao son günlerde. Şimdi dolduruyor ama eksik demiyorum. Eksik demiyorum. Ceza sahası içerisine getirdiğin zaman Falcao doğru yerde... ...doğru vuruşu telaş yapmadan yapan bir oyuncu. Zaten klas da buradan geliyor. Fakat Galatasaray için dengede giden bir maçta Falcao'nun bireysel çabasıyla bir tek Kasımpaşa maçı yanlış hatırlamıyorsam geri gelmez attığı bir gol var. Rakibine çarptı gol oldu 3 puan. Bunun dışında şimdiye kadar attığı goller hep Galatasaray'ın kaliteli organizasyonlarından. Yani iki kanadının çok formda oluşundan. Falcao öyle bir dönemde geriye döndü ki sezonun ilk yarısında oynuyor olsaydı Falcao'dan hiç de böyle sorularla bahsetmeyecektik emin <laughs> olabilirsin. Yani bu, bu golleri atamayacaktı. Çünkü Galatasaray ceza sahasına giremiyordu ki Falcao'nun ceza sahası için evet. bitiriciliğini konuşalım. Şimdi çok güzel bir zamanda Geriye döndü. Beklentileri karşılıyor. Zaten çok da klas bir oyuncu. Yani sezon başı beklentileri düşününce zaten zaten yani kariyeri de düşününce e, çok özel bir golcü oldu kesince. Abi Şampiyonlar Ligi deyince Galatasaray'da ilk bakacağın oyuncu hem bizim hem rakiplerinin Falcao olurdu. Hı hı. Kullanamadın ki. Yani Kullanamamanda bir hayır var. O dönem Galatasaray zaten kullanabilecek durumda değildi. Ama sadece lig üzerinden giderken tabii ki Falcao'nun sahada olması bile yeter. Tebrik edelim golcüyü ve Beşiktaş'a geçelim. Kartal yıldızlarıyla uçtu. Ankara gücünü 2-1 mağlup eden Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi güven verdi mi? Vermedi. vermedi. <laughs> Neden vermedi? Sergen Yalçın geldikten sonra kazanılan 3 maç vasatın altında bir oyun ama skor alma becerisi. iyi oynanan iki maç Başakşehir Trabzon kazanılamayan maçlar. Yani biraz kendisiyle aynı kadro kalitesine sahip takımlara zorlanıyor. İyi oyun oynuyor ama bitirme becerisi sıkıntılı. Yine de öyle oyuncuları var ki bu tip derbileri seven. İşte Boateng bu tip derbilerde sahne alabilecek bir oyuncu. Burak Yılmaz ne olursa olsun bazen çok eleştirebilirsiniz. Pas kalitesi düşüktür, top kontrolü zayıftır her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama çok mücadele edip çok isteyen oyuncu özelliğinden hiç vazgeçmiyor. Ve bu tip derbileri çok sever. Hani Markao, Donk gibi oyuncuların arasında Burak Yılmaz onları hataya zorlayabilecek bir santrafor modelinde. Derbiye geleceğiz. Sen bu, Öyle mi? bu tabii tabii bir sonraki soruda derbiye geleceğiz. Tamam, fark etmez. Ee, şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın oyunu güven vermiyor ama bireysel yıldızları her zaman derbiler için umut verici olabilir. Ben hep layık kazanmaları gerektiğinden bahsediyorum. Ee, Golü attıktan sonra yaptığı sevinç biraz kendisine yöneltilen eleştirilere cevap şeklindeydi. Ama Oyuncu bazen bundan da motive olmak zorunda. Ankara gücü galibiyetindeki kilit nokta bireysel performanslar mı? Bireysel performans. Ya bir de şöyle o kadar enteresan bir maç ki erken gol buldun Ankara gücüne. Ankara gücü kendi üzerine gelen rakiplere karşı boş saha bulduğu zaman etkili olan bir takım. Beşiktaş erken gol atınca kontrollü oynadı. Kontrollü oynayınca ne Ankara gücü ucunda etkili oldu ne Beşiktaş oldu. Yani erken gol Ankara gücü Beşiktaş maçının oyun kalitesini dip yaptırdı. Çünkü hani bir taraf risk alamıyor. Bu oyun tarzı değil. Beşiktaş takımı da zaten skoru aldım. Biraz bekleyeyim diyor. E böyle olunca vasat bir oyundan skor almayı başaran bir Beşiktaş çıktı ortaya. Ama genelde bu tip maçları işte Rize maçını hatırlıyorum. Böyle kazandı. Yani bu maçlar geçilebilir skor alma becerisiyle ama büyük maçlara güçleri yetmiyor bununla alakalı. Ama bu, bu maç için de belki doğru e, strateji budur. İlla her maçı çok Erken gol sonunda. bulursan evet İlla olabilir. her maçı çok iyi oynamak zorunda değilsin. Kesinlikle. Devam edelim. Derbiye geri sayım sürüyor. Tepe'deki dev derbide, Galatasaray-Beşiktaş'ta oranla çok daha fazla mı favori? Favori olduğunu biliyoruz. Çok daha fazla favori. Hmm. Çok daha fazla. Tabii ki bu tip maçlar... Bir derbide olabilecek kadar diyelim istersen. Bir derbidekinden daha fazla ya. Birçok hmm. ayrıntı sayalım sana istersen. İç sağ takımı her zaman %51 yazıyoruz bizim ülkede. Tabii. Bu bir. Form durumu... Galatasaray diyor. Biraz evvel söyledim Galatasaray tarafında, hani bu tip maçları seven teknik direktörler... ...şimdi Sergen Yalçın ilk defa yaşayacak ama Fatih Terim çok tecrübeli. E, bunun dışında sana bu derbiyi kazandıracak kaç tane sahiçi lideri varsa... ...işte feguli gibi, Falcao gibi, arkada Lemina gibi, Dong çok iyi oynuyor... ...Onyekuru tırnağı ucunda yani çok formda bir oyuncu... ...Galatasaray tarafında formda oyuncu sayısı da çok fazla. E, bunların hepsi bir araya gelince derbileri, ayrıntılara baktığın zaman Galatasaray'ı gösteriyor. Hani futbolda 5. dakikada bir olay olur. O zaman her şey değişir. Dengeler değişir. İbreler Beşiktaş'a döner falan. İşin o kısmı başka. Bir de enteresanlığı şu. Galatasaray kaybederse şampiyonluk işi zor. Beşiktaş kazansa da zor. Yani Beşiktaş kazansa da daha çok rakibi var geçmesi ya da yetişmesi gereken. Hani Başakşehir, Trabzon, Trabzon, Başakşehir Beşiktaşı maçı biraz rahatlatır mı olacak? peki? Ne açıdan? Ya en azından hani daha rahat futbol oynamaları açısından. Beşiktaş zaten Galatasaray'a göre çok daha rahat. Beşiktaş Sergen peki, Yalçın geldiği anda şampiyonluğu havlu atmıştı zaten. Galatasaray, peki Beşiktaş'ın avant yani eğer bu maçta beklenin dışında ya da favori olan Galatasaray'ı yenmesi için avantaj neler? Biraz evvel bireysel oyuncuların bu maçları sevmesinden bahsetmiştim mesela. Evet, evet. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela bir Mariano var Galatasaray'da. Önünü kapatmak zorundasın. Oyuncu seçimini ona göre yapacaksın. Beşiktaş tarafı mecburen orada Enkodu'yu oynatacak. Çünkü hani başka bir oyuncu onu takip etmezse Fegül'ü ...ve Mariano etkisi çok fazla olur derbide. Bu bir. Beşiktaş sağ kenar oyuncu arıyor. Sürekli farklılıklar. Sarakkin'in ...savunma zafiyetini gördüğün zaman... ...orayı çabuk oyuncu ile oynayacaksın. Sivas maçında belli oldu. Ya Lens ile oynayacak... ...ya Diaby ile oynayacak. Ama çok büyük favori Galatasaray dedik. Devam evet. edelim. Fenerbahçe 3 puanı unuttu. Ligde altı maçtır galip gelemeyen Sarı için tek çıkış yolu Türkiye Kupası mı? Tek çıkış yolu Türkiye Kupası. Ama e, şu yanlışa düşüyorlar bazen hani ligde... Oyun kaliten düşse bile kupa başkadır deniyor. Futbolda kazanma alışkanlığı kadar iyi oyun alışkanlığı da çok önemlidir Kan. Yani ben vasat da oynasam lig nasıl giderse gitsin kupada dirayetli olurum. Öyle olmuyor o iş. Hani e, iyi oyun bir gün skor getirecekse bunun maç ayırt etmeksizin kulvar ayırt etmek sizin yapman lazım. Fenerbahçe'nin oyun kalitesi ligde de çok düşük. Yani Kadıköy'de Denizli takımına kendinden daha fazla pozisyon veriyorsan %100'lük pozisyonlar veriyorsan burada şapkayı önüne koyup düşüneceksin. Ama Fenerbahçe oynadığı oyunu eleştirisini yapmaktansa o kadar çok hakem odaklı e, görüşler bildirmeye başladı ki artık oyuncular nasıl oynadığına falan da bakmıyor. Hakem bize bunu yaptı, bu maçta bunu yaptı, o maçta bunu yaptı. Sadece yalnız da değiller bu konuda. Sadece Fenerbahçe değil. Şimdi Trabzon da oraya geldi. Asay zaten hep orada. Yani bakıyorsun herkes hakemden şikayetçi. Türkiye'de futbolu baltalayacak en önemli detaylardan bir tanesi. Kendi oyunundan başka şeylere odaklanmak. Bizim de futbol zevkimizi öldürüyorlar. Kendileri de gidebilecekleri hedefin üstünü çiziveriyorlar. Çok efsane bir basketbol koçu vardı John Wooden diye. Çok sevdiğim bir laf vardı. Basketbol dışında işlerle çok uğraşırlar basketbolu basketbolla uğraşacak zamanın kalmaz diye. Aynen öyle. Yani Aynı şimdi bir bak, e, Ya ben bazen şuna inanıyorum. Yönetimlerde sadece hakem konuşsun diye görevlendirilen yönetici var galiba. Sadece hakem konuşuyorlar çünkü. Her maç bittikten sonra hemen bir hakem eleştirisi geliyor, bir demeci geliyor... Bunu gören oyuncu hiçbir şey almıyor üstüne. Teknik direktör hiçbir şey almıyor üstüne. Artı Fenerbahçe'de o ıı, akıcılık, birlikte oynama, ortak ıı, birkaç oyuncu veya takım halinde üretimler falan çok düşmüş durumda. Ya. Abi ben şuna inanmıyorum. Hakem Fenerbahçe'nin aleyhine bu sene çok kötü kararlar verildi kabul ediyorum. Senin oyun kaliten hakemler yüzünden düşmüyor. Buna kendini inandırırsan... Zaten bir daha asla ayağa kalkamazsın. Sonuçlar başka, oyun kalitesi başka. Yüzde yüz. Ya sonuç alamadığın zaman da çok insanı tatmin eden Fenerbahçe'nin maçlarını izledik çünkü. İlk yarıda çok bahsediyordun. Evet. Devam edelim. Yanalın halefi, Yanal'ın halefi kim olacak? Fenerbahçe'de takım başına geçecek teknik adam için sezonun bitmesi mi beklenmeli? Bunun cevabı Fenerbahçe'nin ekonomisinde gizli. Hmm. Çünkü e, gerçek anlamda üst düzey bir teknik direktöre gittiğin zaman masaya oturduğunuz zaman muhtemelen sana e, bütçeni soracak. ...ne kadar harcama yapabiliriz, kaç oyuncu alabiliriz, hedefimiz ne? Bunları soracak. Eğer tatmin edemezsen almak istediğin teknik direktörü... ...getiremediğin zaman sezon sonunu beklemek daha mantıklı. Şu anda mali tablo olarak çok hareket alan olduğunu düşünmüyorum. %100. Yani finansal fair play'den ceza alıp almayacağı da belli değil. Şimdi Türkiye Kupası'nı alıp... ...hani finansal fair play'den ceza alsa bile... ...en azından bu seneyi onunla bertaraf etme... ...daha sonrasında tekrar bir güçlenme dönemi... Fenerbahçe için çok mantıklı duruyor. Ama kupayı alamazsa getireceğin teknik direktörü de biraz ona göre seçmen lazım. O yüzden şu dönemde bir teknik direktörü getirip bir teknik direktör kredini daha harcamanın hiçbir anlamı yok. Ama yani teknik direktör bu işin bir parçası, bilmiyor, parçası mıdır emin tam bir şey söyleyemem ama gelecek sezonun planlamasının maddi, idari ve teknik anlamda şimdiden başlaması gerekmiyor mu? Şimdiden başlaması gerekiyor da sezon sonu dediğim gibi Avrupa Kupası mecrasından gidiyor musun? Finansal FP sana ceza kesiyor mu, kesmiyor mu? Senin bu ekonominle bu takımı kabul edecek teknik direktörler hangileri? Artı senin ekonomine ve hedeflerine göre tek, senin tercih edeceğin teknik direktör hangisi? O ya da yani. şimdi bir teknik direktör geldikten sonra atıyorum dedi ki ben Tolga'yı istemiyorum, Serdar'ı istemiyorum, Kuruse'yi istemiyorum. Bu oyunculara takım bulabileceğim mi? bulabilirsen ona göre bir transfer yapabilir. O kadar çok bilinmezliklerle dolu ki şimdiden çalışma yaparsın ama Fenerbahçe eğer oyununu biraz tempolu ve kaliteli hale getirirse oyuncu saç, satması daha kolay. Satması daha kolay olunca alması da daha kolay olacak. Bu takımın başına doğru bir teknik direktör getirme şansı daha fazla olacak. Ama ekonomik kriz varken çok böyle önemli teknik direktörleri getirmek Fenerbahçe bir takımların başına çok kolay değil. Artık Türkiye'ye gelmiyorlar bu bütçeler. O zaman sezonun bitmesi beklenmeli daha mantıklı değil daha mi? Daha mantıklı. Şu an itibariyle bitmesi beklenmeli diyoruz biz. Devam edelim. Manchester yine kırmızı. City bu sezon ikinci kez yenen United'da Ole Gunnar Solskjaer kredisini iyice arttırdı mı? Abi ben başlayabilir miyim? Sizinle? Tabii ki estağfurullah. Abi bence arttırmadı. Yani şimdi Ole Gunnar Solskjaer iki kere City yendi diye kredisini artırıyorsa o zaman biraz çok Türk kapalı düşünüyoruz demektir. Yani Şöyle. bütün derbileri yani bütün büyük maçları ekstra performansla geçirdi ama ben United'in genel sezon performansına baktığın zaman da yani kredi bu maçlardan değil genel performansına verdim. Ole Gunnar Solskjaer gitsin diye söylemiyorum ama sezon genelinde Manchester United'in iyi bir yerde olmadığı da ortada yani. Son döneme bakarsam belki. Yani son dönem 5 maç 3 galibiyet, iki beraberlik kolay mağlup olmuyorlar. Şimdi City'yi yenmek de başlı başına bir hikaye tabii Manchester derbisinde. Bunu da kabul edelim. Ama onun dışında işte Bruno'nun, Bruno, Bruno Fernandes'in yükselen performansı var. Martial golle döndü falan. Ama ya kaç teknik direktör değiştirdiler Sir Alex Ferguson'dan sonra? 4 olması dört, lazım. Dört. Yanlış mı hatırlıyorum? Kimler geldi abi? David Moyes geldi. Fanagal geldi. geldi. Jose Mourinho, Mourinho, geldi. Mourinho geldi. geldi. Şimdi de Solskjaer. Mourinho. Yani 27 yıllık bir hikayenin arkasından neredeyse buçuk 2 yılda bir teknik direktör değiştiriyorsun. Çok zor abi. Çok zor. Bir kere kadro kalitesi de düştü ama Sir Alex Ferguson'la kadro kalitesi düşükken de çok önemli işler yaptılar. Şimdi aynı şeyi yeni gelen, dünyaca ünlü ya da kendini ispatlamış teknik direktörlerden alamıyorlar. O yüzden bu sorular sezon içerisinde bir derbi galibiyetiyle kendini kurtaran Manchester için bizim de önümüze geliyor. Bütün hikaye bundan. Ben Solskjaer'in uzun süreli kredisi olması gerektiğini düşünenlerdenim. O, o konuda benim itirazım yok. Ben iki Manchester City maçıyla bir, yani Solskjaer'e ya özelinde değil. İki tane derbi önemli maç kazandı diye birine kredi vermek yerine sezon performansına bakmak lazım. Yüzde yüz katılıyorum ama sezon performansına bakarken de Manchester United kadrosunun Premier Ligi nerede bitirecek kapasiteye sahip olduğunun iyi yetiştirilmesi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her transfer dönemi iki oyuncu veya üç oyuncu iki sene sonra gerçek anlamda güçlü bir Manchester United. Ama teknik direktör istikrarı şart. Bunu dünyada en iyi ispatlayan kulüp zaten Manchester United. Doğru. O isim Solskjaer mi? Onu da oturup düşünecekler. Devlet, Devler Ligi'nde yeni dönem. Atalanta ve Leipzig gibi takımların son 8'e kalması futbolun değiştiğinin göstergesi mi? Yok değil. Neden değişsin ki futbol? Yani şöyle bakalım. Atalanta zaten çıkıştaki bir takım. Yani müthiş Olağanüstü. bir performans. Hem İtalya'da hem Avrupa Kupası'nda. İyi kura çektiler. Bu arada hani Valencia kurası bazı rakiplere nazaran iyi bir kuraydı. İlk maçta da skoru iyi 8 aldılar. 8 gol attılar ama abi. 8 gol attılar. Atalanta'nın şampiyonlar ligi grubuna başlangıcına bakarsan ilk 3 maç sıfır galibiyet. Hatta 5-1'lik bir City, 4-0'lık bir Zagreb mağlubiyetleri var. İşte 2-1 şaklara indiler kendi sahalarında falan berbat bir başlangıç. Ama sonrasında bir toparlandılar. Aynı takımlara maç vermediler. Yani iyi başlayamadılar. Ama toparlandıktan sonra acemiliklerini attıktan sonra da çok başka bir yere gidiyorlar. E, açıkçası... İliç için 4 gol attı, yani parıl parıl parladı. İkisi penaltı belki ama yine de bir takımda bence şanssızlıkları İtalya Ligi'nin ertelenmesi olacak. Çünkü hani bu kadar formda bir takım, mini takım arası girsin istemez, maç ertelensin istemez, kart cezası... Bir, çok büyük ihtimalle bir daha iç sahada hiç oynayamayacaklar. Olabilir. Yani çok büyük bir sıkıntı. Hani geçtiğimiz hafta sanırım böyle bir soru vardı bu ertelemeler ya da seyircisiz oynamalar çok etkiler mi şampiyonluk yarışını falan? Bence Atalanta'yı kötü etkileyecek mesela. Peki şeyi diye düşünüyor musun? E, Leipzig ile Atalanta'nın en önemli yaptığı şeyler e, çok güçlü iyi altyapılar kurup özellikle 18 yaş altında çok önemli oyuncuları erkenden tespit edip onları bir de diğer takımlarda çok başarılı olmuş veteranlarla da birleştirebiliyorlar. Şimdi oyuncu tespit etmek sıkıntı değil. Yani gönder bir squad ekibini eski futbolculardan 3-4 tane sana oyuncu tespit eder. Bu oyuncuların gelişimini ...tamamlayabilmesini sağlamak zor. Ve bunu tamamlamışlar. Mesela geçen seneki Ajax... ...tadını Leipzig'de bir parça alabilirsin. Ama abi şimdi Ajax'ın böyle bir geleneği var. Leipzig sonuçta yeni bir kulüp. Atalanta'da böyle bir geleneği yok. Bir ama 4-5 de... senelik bir hazırlık geçirir tamam, buraya tamam. Ama Bu takımların böyle evrimi futbolunda e, diğer takımlar için örnek olup böyle evrim geçirmeleri gerektiğini söyleyebilir miyiz Yani Bizim dilimizde var. Hiç Türk takımı Hı. görüyor musun? 4-5 sene Avrupa Kupası'na hazırlanan. Büyük takımlar için de geçerli. Bu arada Barcelona Real Madrid de bunu yapıyor ama çok bahsedilmiyor. Onlar da çok, çok alt, e, genç oyunculardan çok önemli altyapıdan yetiştiriyorlar, geliştiriyorlar oyuncuları. Devam edelim. Koronavirüs yeşil sahada. Sadece yeşil sahada değil her türlü her spor yerde sahasında geldi. onu söyleyelim. Birçok ligle turnuvada e, birçok ligle turnuvaların turnuvada maçların ertelenmesi uzun vadede olumsuzluk yaratır mı? Yani uzun vadede olumsuzluk yaratır. Bak Avrupa Şampiyonası konusunu konuşuyoruz. E, tahmin ediyorum liglerin bu kadar hani ülkelerde ligler ertelendi andan itibaren bu Avrupa şampiyonasına da zaten yansıma ihtimali yüksek. Bir kere, yani ya bir kere şöyle söyleyeyim. Şu, daha hani Mart ayındayız ama abi sen haziranda İtalya'da açılış maçı oynanacağına inanıyor musun? Yani ben çok zor. Ben çok imkansız görüyorum. Avrupa Şampiyonası'nın da öyle seyircisiz, mersizsiz olacak bir hikaye değil o. Değil abi. O yüzden de ben erteleme ihtimali yüksek Bu kadar, bu kadar yüksek farklı görüyorum. ülkede bu kadar seyahatin işin içine dahil olacağı bir organizasyonun yani önümüzdeki günlerde çok mucizevi bir şekilde bu virüsün ...önü öne alınan alındığı senaryoları bir tarafta bırakırsak ben onu imkansıza yakın görüyorum. Yani, pek çok spor organizasyonu iptal olacak gibi Euro 2020'de oynanma ihtimali imkansıza yakın görüyorum. Yakın şimdi. çünkü bir de. Çok yakın. Çok Ama yakın. bu virüsle yaşama konusunu da çok çabuk halledemeyiz. O da çok zor. O kesin. Zaten şimdi virüsün yani topluma olan etkileri spordan çok daha büyük. Spor ne? Spor bir eğlence. Ne olacak? Oynansa olur? Oynanmasa ne olur yani? Dert değil. Fakat biz bir spor programı yaparak için sporu yansıma tarafına bakmak zorundayız. Ama hani bu virüsle yaşamayı öğrensek bile bu kadar fazla insanın bir araya geleceği bir spor organizasyonu, bu kadar çok seyahatin olduğu bir spor organizasyonunun böyle bir virüs ortamında yapılması abi toplumsal olarak büyük hata olur ve ben yapılacağını zaten inanmıyorum. Mümkün değil öyle bir şey yani. yani bir kere e, yaza daha hafifle hafifleyeceği söyleniyor. Her şeyi okuyoruz bu arada biliyorsun ama yani ama hafif, ya hafiflemezse? Hafiflese bile, hafiflese bile bu riske girebilir misin abi? Yok mümkün değil. Hani İtalya'dan aldın diyelim turnuvayı. Ama nerede oynatacaksın? Almanya'da mı? Almanya'da da bir sürü vaka var. Nerede oynatacaksın? Azer ya Bu kadar insanı, bu kadar seyirci, sporcu nasıl oradan oraya ıı, sürekli seyahat halinde tutacaksın yani? Seyahatleri azaltın deniyor. Bu en fazla seyahat yapılan organizasyon. Evet. Sırf o da değil bu arada. Yani Olimpiyatlarından tut işte NBA finallerine bile durumu çok belli diye soru işareti şu anda. Devam edelim. Ronaldinho tutuklandı. Hapishanede olan efsane ismin sağ dışındaki kariyeri sağ içindekinin önüne mi geçti? Yani sağ dışındaki, sağ içindeki kariyeri çoktan kayboldu gitti bence. Ee, nasıl bir, ben şuna inanıyorum, etrafındaki insanların böyle futbol hayatını fanusun içerisinde gibi geçirmiş, gerçek hayatla alakalı fikri olmayan insanların pat diye adı Ronaldinho bile olsa, çok özel bir insan bile olsa, çok özel bir yetenek bile olsa gerçek hayata atıldıktan sonra herkesin her söylediğini inanmaya başladığını e, görüyorum. Messi'nin kendisini kurtarmak için işte 9 milyon euroluk borcunu ödeyeceği, 4 milyon euroya avukat ordusu tuttuğu falan konuşuluyor ama 6 ay sahte pasaport yüzünden bildiğim kadarıyla e, hapiste kalacak. Hakikaten de çok acı bunları görmek. Aynen. Yani e, futbol sonrasını hazırlanmak diye bir şey var ve dünyadaki her futbolcu belki de her sporcu için geçerli kan. Eğer 30 yaşını geçtikten sonra kendini futbol sonrasına hazırlamazsan Hani çok farklı şeyler yaşayabiliyorsun. Ronaldinho da bunların maalesef en uçta ve en kötü örneklerinden bir tanesi. Çok üzülüyor insan böyle şeyleri görünce. Yani onu izlemekten keyif alıyorsun. Bazen Ronaldinho için maçın başına oturduğum zamanlar oluyordu benim. Ki oturup izlemem kolay kolay. Ama bu duruma gelmesi hakikaten de çok üzülüyor. Yani bugün onu polislerin önünde üniformayla giderken görünce hapishane formasıyla çok üzüldüm ya gerçekten. Tabii hani birçok sporcunun hayatında spor hayatından sonra psikolojik olarak da oraya hazırlanmak çok zor oluyor. Yani o kadar herkes senin peşinde koşarken sonra herkes paranın için senin peşinde koşmaya başlıyor. Yani şöhretin için değil paran için. Onun başka dinamikleri oluyor falan. Basketbolda da çok örneği var. işte Javaris Scriton'tun var. Silahlı Soygun'u hapse girdi. Yani bu basketbolda o kadar para kazandıktan sonra. Gilbert Arenas var. Bir sürü var. Da buna oyuncuların etrafındaki insanların onun işte gerçek arkadaşları, dostları, gerçek ailesi orada ortaya çıkıyor. Yani oraya hazırlamak. Çünkü o kadar şöhretten sonra normal bir hayata dönmek de çok kolay olmayabiliyor sporcular için. Peki futboldan kazanırken gerçek dostlarını seçemeyip etrafında bırakmadıysan ne olacak? Onun bu şeyi, gerçek dostlarını seçememe örneği çok daha fazla oluyor ki aktif hayatta da görüyoruz. Peki soruyorum. Parke'de muhteşem derbi. Beşiktaş son Sigorta'nın Fenerbahçe Beko'ya karşı geri dönüşü oldukça sıra dışı mıydı? Kazanamadı ama galiba aradaki kadro kalitesi farkı düşünüldüğünde müthiş, müthiş. bir geri dönüş. Ve son... Yani e, maçın son bölümünde mutlak bir üstünlük kurup az daha kazanıyordu. Yani bu e, maçın iki üç çeyreğinde yaptıkları sayesinde. Tesadüf değil yani. değil mi? Efes'i de yendi. Efes'i de yendi ama şöyle bir şey var. Efes'i yendiği zaman Şakmak Kisik kadrodaydı. Yani evet. o takımı. Yani şimdi Şakmak Kisik de gitti. Zaten Jordan Theodor falan da gitmişti. Yani Beşiktaş'ın elinde gerçekten yani en önemli beş oyuncusuna üçü gitmiş durumda şu anda. Yani geriye çok az şey kaldı. E, zaten mali problemler var. Oyunculara ödemeler falan sıkıntı yaşanıyor. Fakat şöyle bir şey var oldukça sıra dışı mıydı kağıt üzerinde evet Beşiktaş'ın o maç kötü giderken bu kadar sorun yaşanırken de direnmesi maçtan kopmaması ve maçı kazanma noktasına getirmesi çok etkileyici. Fakat Fenerbahçe bu özellikle son dönemde öyle bir bunalımda ki Fenerbahçe için artık bu tip şeyler biraz sıradan olmaya başladı. En basit örneği geçtiğimiz hafta daha Afyon deplasmanında ki Afyon hani şu anda Beşiktaş'ın kadrosu belki Afyon'dan çok daha iyi değil demezsin ama hani maçın sonunu 13 2 kazanabildiler ancak. Yani maçın sonunda son 5 dakika sadece 2 sayı atabildi Fenerbahçe. Ucu ucuna eğer Afyon korkunç tuhaf hatalar yapmasaydı Afyon yeniyordu Fenerbahçe'yi. Keza bu maçta da maçı kazanma noktasına gidip Bobby Dixon'ın post yani sahanın en küçük oyuncusunun pot altı oyunuyla maçı kazanabilirler. Ama Fenerbahçe e, iki hafta önce e, kendi evinde ilk defa Ülker Arena'da de şey yenildi Galatasaray'a. Maçın son 5,5 dakikasında sayı atamadı Fenerbahçe. 5,5 dakika sıfır sayı abi. 13-0 bitti o maç. Bu maç 13-2 bitti. On, pardon 12-2 bitti. Obradovic'in, lig için seçimlerinin doğru olduğunu düşünüyor musun? Ya şöyle çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Zaten çay çok üst düzey oyuncular. Ben iki gardlı oynamanın daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum ama bu tamamen oyuncu seçiminden falan çok daha bağımsız. Fenerbahçe'nin psikolojisi korkunç durumda. İnanılmaz dağılmışlar. Yani abicim yani en alt seviye takım bile son 5 dakika 13-0 seri yemez abi. Fenerbahçe çok dağılmış durumda yani. Euroleague'de adım adım play-off'a, sonuç biletin adaylarından Fenerbahçe-Bekon'un kalan 6 maçını da kazanması gerçekçi mi? Abi şimdi bahsettik. Bence Sen değil yani. yani senin anlattıklarından işte. sonra mümkün değil gibi gözüküyor. Ya tabii Euroleague'de şöyle bir avantaj var. 10 On yabancı mı 10'unu da oynatabiliyorsun. Ayrıca yani, Türkiye'de sadece 5'ini oynatabiliyorsun. Böyle bir serisi var mı Euroleague'in kalanında? Ya şöyle e, Efes... 18 maçın 17'sini kazandı mesela arada da şu anda Efes'in durumuyla Fenerbahçe'nin durumu geçtiğimiz yıl mesela Fenerbahçe Euroleague birinci bitirdi ki hani o kadrodan çok önemli parçalar da vurdu. Fakat Fenerbahçe'nin şu anki psikolojisiyle yani böyle 5-6 dakika sayı atamadan, hücumda hiçbir şey üretemeden tamamen bataklıkta koşuyormuş gibi gözüküyor bazen Fenerbahçe. Bir. ikincisi son dönemde o kadar oyundan düşmüş dolar çok ciddi bir savunma reboundu zaafı belirmeye başladı. Çünkü savunma reboundu dediğin şey tamamen doğru pozisyon alıp konsantre olmakla alakalıdır. Yani rakip hücumcuları arkanda tutarak yani şut atıldığı anda arkanda tutacaksın. O çok dikkat ister. Çok da öyle hani atla deve bir şey değil. En temel fundamental prensip. Abi o en temel fundamental prensiplerde bile kafa gidiyor Fenerbahçe'de son dönemde. Yani o kadar büyük e, sıkışık sürekli bireysel bir şeyler çözmeye çalışıyorlar. Arada küçük küçük patlamalar oluyor. Maç dinamiklerden besleniyorlar. Sonuçta bahsettiğimiz maçlarda öne geçen de aynı takımdı. Ama en ufak bir şey kötü gittiğinde çok çabuk dağılıyor yani bir anda veriyor. Geçtiğimiz yıllardaki en büyük gücü Fenerbahçe'nin zihinsel direnciydi. Şartlar ne olursa olsun rakibe bir üstünlük sağlıyordu duruşuyla. Şimdi tam tersine en ufak bir şey kötü gittiğinde daha da kötü gitmeye başlıyor. Hücumda akıcılık falan hemen hemen hiç sağlanamıyor. Savunmanın ilk hattında e, direnç de hiç sağlanamıyor. Yani Fenerbahçe çok kolay geçiliyor. Hiçbir şey üretemiyor savunmada hücumda zaman zaman. Şimdi böyle baktığın zaman da... Ee, e, geçtik mesela bu hafta Himki maçı çok önemli bir maçtı. Abi, Himki maçında e, maçı domine etti Himki. E, böyle bakınca 6'da 6 yapmak hani gerçekten küçük çaplı bir mucize olur ki EuroLeague'de zaten 6'da 6 yapmak hani hiçbir takım için çok kolay değil. Yani en üst düzey takımları şimdi de Fenerbahçe'nin şu haliyle e, bu hiç gerçekçi gelmiyor bana. Ha, kupa kalmak için 6'da 6 gerekmiyor ayrı konu. Bataklıkta koşma benzetmesi çok güzel bu arada. Daçka'dan Euro veda. Temsilcimizin elenişinde Bolonya maçının Sırbistan'da olması bir numaralı etken miydi? Ee, bir numaralı etken belki biraz abartı olabilir ama en önemli 2-3 etkenden biriydi. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, belki seyircilerimiz biliyordur. Hani tekrarlayayım. Bu maç İstanbul'da oynanacaktı Virtus.Bolonya ile. Grubun son maçı. Ee, ve kazanan gidiyor. Yani hiç skoru falan 2'li averaj, 3 averajda yok. Kazanan e, tur atlıyor. Şimdi Türkiye İtalya'dan gelen siyahatlere bir engel koyduğu için... Vucicloni buraya gelemiyordu zaten. Hani o yüzden de tarafsız ay alınmak zorundaydı maç. Fakat burada Belgrad seçilmesi bence çok tuhaf oldu. Orada Ulep hiç doğru bir şey yapmadı. Çünkü Bologna'nın koçu Georgievic en önemli oyuncu. Teodosic Sırplı'nın iki tane simge ismi. Yani Sırbistan'da oynatmak hiç iyi bir fikir değildi. Onlar biraz ev sahibi gibi oldular. Artı hadi onların ev sahibi olmasının dışında maça bakarsan çok yüksek skorlu ve çok tempolu bir maç oldu. Şimdi Darüşşafaka tempoyu seviyor ama Darüşşafaka atarak veya üreterek oynayan değil rakibi bozarak baskıyla rakibin dengelerini e, ve akıcılığını bozup oradan kazandığı top biraz Sivas Spor'a benziyor aslında. Rakibi bozduğu toplarla açık sahip bulmaya çalışan oradan üretim sağlayan bir takım. Ve sezon başından beri Darüşşavak'a adım 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 oyun kalitesini çok yukarı çıkardı. Ama tamamen oyun kimliği bunun üzerine kurulu olduğu, rakibi bozmak, rakibi rahatsız etmek, rakibi oyun disiplinden çıkarmak üzerine kurulu olduğu için bunu kendi sahasında yapabiliyor olsaydık, çünkü kendi sahasında bunu yapmak çok daha kolaydır tribünlerin etkisi vardır. Kendini daha iyi hissedersin kendi bildiğin ortamda. Rakibin bildiği bir ortamda, rakibin kendi rahat hissettiği bir ortamda çok daha zordu. E doğal olarak da Virtus istediği türde bir maçı oynama fırsatı buldu Belgrad'dayken. Burada bulabilir miydi? Burada da bulabilirdi. Şimdi hakkını yemin Virtus Çok değerli bir takım. Çok da üst düzey bir takım. Yani belki kadrosunun hakkını %100 veremiyor olsa da bu tip maçları çok iyi oynamayı bilen başta Teodosic gibi oyuncuları var. Ama burada oynansaydı maç ya da Belgrad dışında başka bir şehirde oynansaydı. Mesela Almanya'yı çok istiyordu Darüşşafaka. Orada oynansaydı bu ihtimal daha fazla artacaktı. Olurdu demiyorum. Ama Darüşşafakın istediği gibi bir oyun ihtimali daha artacaktı. Peki. Top 16'nın en iyisi Williams. Seven Days Euro Cup'da MVP olan Tofaşlı basketbolcunun performansı beklentileri aştı mı? E, aştı tabii. Yani aştı onu söylemek lazım. Ama şimdi Devin Williams öyle bir oyuncu ki... <laughs> yani çok iki tarafı keskin bıçak ya. Ya ben işte lig maçlarını anlattığım zaman gidiyorum. Yani daha ilk 3 dakikada Devin Williams'ın oynamaya mı geldiği... <laughs> yatmaya mı geldiğini hemen anlıyorsun. Şimdi bu iyi bir yani bu kötü bir profesyonellik ya. Yetenekli o yetenek olarak bakarsan ve açıkçası ilginç olan tarafı kendisini ne kadar geliştirdiğine bakarsan. Genelde tembel veya kafası giden oyuncular kendini geliştirmeye de çok odaklı olmaz. Halbuki kendini çok geliştirdi. Geçtiğimiz sezon Ali Üniversitesi Büyük Çekmece'de oynuyordu. Tamam çok kuvvetli, çok reboundçu. Pota yakınlarından fena bir bitirici olmayan ama diğer özellikleri çok düşük bir oyuncu. Bu sezon oyununa orta mesafe şutu belli bir seviyeye getirdi az da olsa 3 sayı atabiliyor. Serbest atışlarını düzeltti. Zaten olağanüstü bir vantüydu. Muhteşem bir fiziğe ve kuvvete sahip. E bunları biraz da oyun tekniğiyle birleştirince ciddi anlamda ileri adım attı. Yani e, EuroLeague oyuncusu seviyesine gelirdi. Ama halen Hani bir maçta hangi Devin Doktor Dr. Jekyll Mr. Hyde gibi abi hangi Devin oynayacağını bilemiyorsun. Ornene de bazen çıldırıyor mesela. Şey, Penerbahçe maçını hatırlıyorum ben. 3 dakika o kadar kötü oynadı ki bir daha ikinci 3 yani dakika oynattı çıkardı sonra 4. dakikada. İkinci yarının sonunda biraz soktu. Gene vakti şey yok. İkinci el hiç oynatmadı mesela. Hani oynayacak durumda. Çünkü oynamaya gelmemiş oluyor. Ha o Euro Cup biraz da o sahnenin daha onun ona hitap ediyor olması. Belki o maçlarda daha motive oluyor olması. Maçın başında bir şeyler yaşıyor olması. Yani hangi kafayla geldiğini görürse o Euro Cup maçlarda neler yapabileceğini gösterdi. Ama bu yetenek olarak bunları yapabileceğini zaten biliyorduk. Ama kafa olarak gerçek disiplini bir profesyonel olabilecek mi? En büyük soru işareti demiyormuşsun için için o yoksa Avrupa'nın en önemli e, uzunları... en önemli demeyim ama üst düzey uzunlarından biri olabilecek kapasitede sadece bunu hangi maçta yapacağını hiç bilemiyorsun. E öyle olduğu zaman da üst düzey bir takım onu asla bel bağlamaz ki böyle olduğu, böyle devam ettiği sürece. Peki. LeBron'dan NBA'ye gözdağı, seyircisiz maçlara çıkmam diyen yıldız ismin böyle bir açıklama yapması doğru mu? Bence değil. Bence de değil ee, ki zaten geri adım attı. Yani ilk söylendiği zaman hani bir seyirci yani şöyle. Ee, bu açıklamayı yaptığında maçtan hemen sonra çok da önemli bir maç kazanmışlardı ee, Clippers'la yani e, Los Angeles derbisinde de en büyük iki, iki alırız da çok da böyle adrenalin falan yüksekti. Ee, o sırada e, yani seyirciye falan ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Hani abi seyircisi maç mı olur falan filan dedi. Ama sonra hani abiciğim şartlar böyle 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 yani hani senin bildiğin gibi değil yani seyirciyi biz biz de, yani, zaten Amerika'da seyirciden önemli bir şey yoktur yani asla yani çünkü her şey seyirci... bence profesyonel sporun hepsi öyledir de seyirci önemli hiçbir şey şu an Seyirci izlemiyorsa o maçın oynanmasının bence hiç anlamı yok zaten. Ama bu şu anki şartlarda müsabakaların tamamlanabilmesi için böyle bir kural gerekiyorsa bunun yapılması gerekiyor. Koronavirüsten çok konuştuk. Lebron da hemen ertesi gün zaten bu demecinden geri adım attı. Yani işte hani şartlar böyle olunca sağlığı açısından, seyircinin sağlığı açısından ve tabii ki çalışanların, oyuncuların, herkesin sağlığı açısından doğru olan buysa Tabii ki buna katılırsın. Keşke seyirci olsa ama olamıyorsa... yani bunu engelleyen ve herkesin... E, basketbol ve spor keyfini tehdit eden, hayatını tehdit eden... E, genel hayat kalitesini tehdit eden şeyler varsa bunlar tabii ki olabilir dedi. Buradan geri adım attı ama ilk... sorulduğu zaman... hani konuyla ilgili... İlk tepkisi, ya seyircisi maç mı olur, öyle maça çıkılmaz demesini de ben anlıyorum. Hani o anki şeyle, hani... abiciğim koronavirüs riskinden dolayı yapıldı dediği anlatıldığı zaman... ha kusura bakmayın diye o duruşundan geri çevrildi. Ee, ama şey işte, yani ilk sorulduğu zaman hep seyirciye biraz da... seyirciye verdiği önemi belirtmek istedi diye düşünüyorum. Ee, ama sadece Lebron James değil, işte biraz evvel konuştuk. E, Ronaldo'da spor... da, da var, Cristiano Ronaldo da biliyorsun videoda... herkese çak yapıyor ama kimse yok. Aynen. Sanırım o da hoşnutsuzluğunu dile getiriyor ama insan hayatı... Abi yapabilecek hiçbir şey yok burada. Evet. Yani Herkes risk altında olunca bu spordan daha önemli bir şey yani. Lakers'ı kimse durduramıyor. Önce Bucks'ı sonra Clippers'ı devren Los Angeles temsilcisi, formunun zirvesinde mi? Vallahi zirvesinde. Yani Zaten şampiyon... cevabı sorunun içinde gizli Aynen. gibi. Yani NBA'de bu sezonun en büyük 3 şampiyonluk adayı hangisi? Lakers, Clippers, Milwaukee. Arka arkaya iki maçta. Cuma akşam ve pazar öğlen. O da çok önemli. 36 saat arayla ikisiyle birden oynadılar. Ve ikisini birden net şekilde yendiler. Yani şimdi bu, bu bir kere hani daha başka bir şey söylemeye gerek yok. Formunun zirvesinde. Fakat şöyle bir şey şu açıdan önemli. Şimdi bir maçla ki de, NBA temposunu biliyorsun abi 82 maç oynanıyor. Yani orada bir maçı kazanmışım kaybetmişim falan hani hiçbir önemi yok. Sonra gitti mesela bugün o iki maçın üzerine dün gece Brooklyn'e yenildi yani ki kendi sahasında Brooklyn'e yenildi. Brooklyn kim abi yani, yani onların yanında. Milwaukee sonra gitti Phoenix'ten 30 fark yedi yani falan oluyor öyle şeyler. Fakat bu maçlar e, Los Angeles Lakers'ın belli konulara yanıt verme maçlarıydı. Çünkü diğer iki takımı oranla, yani Milwaukee ve Clippers'ı oranla hakkında önemli soru işaretleri bulunan takım biraz Lakers'dı. Bir fizikli kanat savunucusu olmadığı için NBA'de belki de en önemli pozisyonu özellikle Clippers'ın fizikli kanat savunmacıları nasıl eşleşecek? Bir. İkincisi takımın diğer LeBron'un her zaman bu tip büyük maçları büyük oynayacağını kabul ediyoruz. Anthony Davis'in yalnız diğer süper yıldızın bu maçın seviyesine çıkıp çıkıp bir etki yaratacağı yani yeteneğini saha içinde bir beceriye dönüştürüp dönüştüremeyeceği soru işareti. Bu iki sorunun da çok net cevabını aldım. Bir, o eksik olan kanat savunmasını abi Lebron çıktı dedi ki yani abi madem öyle takımın buna ihtiyacı var ben diğer yaptığım her şeyi yapar bunu da yaparım dedi. İlk maçta Yanis'le büyük oranda eşleşti. Yanis Antetokounmpo ile ikinci maçta Kavai Leonard'la büyük oranda eşleşti. Yani bugün biri Clippers'ın, biri Milwaukee'nin lideri. Lakers'ın lideri çıktı, ben bunlarla eşleşirim abi dedi takımın eksiği varsa ve... ...o eşleşmelerden üstün çıktı büyük oranda. Özellikle Yanis e eşleşmesinden. Artı Anthony Davis iki maçı da süper yıldız gibi oynadı. Böylece Lakers'la ilgili soru işaretleri kendi içinden çözülmüş oldu. Cevabı verilmiş oldu. Peki, Los Angeles Clippers'a veteran pivot. Batı konferansı ekibine katılan Joaquin Noah yeni takımına yeterli katkıyı sağlar mı? Kaç yaşındaki veteran? 36 mı oldu? 35 mi oldu? Emin değilim ki. Ya şöyle, ya şimdi Joachim Noah'dan bir şey beklemiyor ki Clippers. Yani Joachim Noah 15. oyuncu olarak hani takıma geldi. Hani bir şey çünkü Clippers'ın bir pivot eksikliği var. Yani Ivica Zubat ve Montrezl Harrell orada oynuyor. Şimdi Ivica Zubat, Iwitsa Zubat çok, yeterince hareketli değil. Çok çabuk foul yapıyor. Harrell da biraz kısa kalıyor o pozisyon için. Ama zaten bu oyuncularla oynamak zorunda değiller. Yani Marcus Morris'i 5 numaraya geçirip öyle de bitirebilirler maçları. E, Noah e... Özellikle bir doping cezası almıştı. Çok ağır sakatlıklar geçirdi falan. Ondan sonra iki sene falan hiç kendine haber alınamadıktan sonra kariyeri bitti deniyordu. Ama geçen sene Memphis'e geldi. Kısa bir dönemde hiç de fena oynamadı. Hala oyun aklıyla, savunma bilgisiyle bir katkı verebileceğini göstermişti. Nitekim Clippers'a geldikten sonra Clippers de ondan hani takımın kaderini falan değiştirmesini beklemiyor. Ama uzun rotasyonunda yani Zubats'ın, Harrell'ın veya Marcus Morris'in 5 oynadığı pozisyonlar dışında rakibin e, sert bir uzunluğa karşı bir eşleşme gerekirse bir de bir 5 dakika bir 10 dakika bir alternatifi olsun istiyor. Yani bu şey gibi takıma dördüncü forveti almak gibi. Yani ilk üç forvette çok büyük problem yok ama dördüncü bir forvet işte hava toplarına hakim bir tane forvet alıyorsun diğer özellikleri şey gibi. O yüzden bu biraz lüks biraz ekstra e, katkı yapması çok beklenmiyor ama belli durumlarda hani biraz sigorta gibi yani son başvurabileceğin sigorta gibi. E zaten kendine iyi baktığı biliniyordu. Geçen sene Memphis'te görmüştük çünkü. Eğer bu sezon hiç oynamadı bu arada. Hani olarak iyi durumda olduğunu varsayarak konuşuyoruz. Ama kendine bakan iyi bir profesyoneldir. İyi durumdaysa yani atıyorum bundan sonraki bir playoff serisinde hani 3 maçtan birinde bir 5-6 dakika oynayıp bir şey verebilir. Ama ondan fazlasını da beklememek lazım. Peki. NBA'in en iyi koçu kim? Sezonun koçu ödülünü zirvede yer almayan takımlardan birinin koçu kazanabilir mi? Kazanırsa çok ilginç olmaz mı? Allah olabilir ama Var oluyor, bir oluyor, oluyor. Öyle şeyler oluyor. Yani şöyle NBA'de sezonun koçu, şimdi NBA'de sezon ödülleri normal sezon performansına göre verildiği için ve NBA'de playoff olduğu için esas yani başarılı koçlar zaten playoff'ta kendilerini gösteriyor. Ama normal sezonda bakış şu oluyor. Bir takım ne bekleniyordu ne elde etti. Sonuçta ligin en iyi takımları işte bu sezon Milwaukee, Mike Budenholzer, işte Lakers, Frank Vogel bunları aday. Çünkü zaten hani takımlardan beklenti vardı ama o beklentileri hayli hayli karşıladılar. Ligin en iyi takımları e, koçun da bunda yeterli payı varsa bu zaten yeterli bir e, şey e, geçerli bir CV oluyor. Fakat beklentileri çok aşan yani çok az şey beklenirken onun çok çok üzerine çıkan koçlar da çok değerli görülüyorlar. Şimdi o yüzden mesela Brad Stevens Batı Doğu üçüncülüğünü oynuyor. Eric Spoelstra Doğu dördüncülüğünü oynuyor. Ee, diğer tarafta bakıyorsun e, işte belki Michael Malone olabilirdi. Hani Duck Rivers şu anda ikinci sırada bunlar olabilir. Fakat bir taraftan da Nick Nurse şu anda bence favori zaten. Ama o, o da Doğu ikincisi. Çok başarılı. Bu kadar öyle Ama mesela Taylor Jenkins Memphis şu anda 8. sırada Batı'da. Ama sezon başlarken Batı'nın son sırasında belki de son yani en iyi ihtimalle 14. olması beklenirken şu anda 8. sırasında ve Batı'daki o yoğun yarış içinde bu kadar genç bir takımı, bu kadar beklentileri düşük bir takımı, bu kadar tecrübesiz bir takımı eğer playoff'a sokabilirse Taylor Cengiz o tartışmanın içinde olur. Bence gene Nick Nurse kazanır. Ama Taylor Jenkins de ciddi bir aday olup Ciddi oy alacaktır bence. O yüzden iddialı olmayan bir takımdan buraya girmek de mümkün. Kim oyluyor kan? Efendim? Kim oyluyor? Ee, şeyler, 110 tane basın mensubu var. Özel, ulusal basın mensubu. Onlar oyları veriyorlar. Onlar Hı -hı. seçiyorlar yani. Artık eskiden farklıydı. bu 3 senedir sadece e, ulusal basın mensupları seçiyor bunları. O yüzden Taylor Jenkins'in buna aday olacağı kesin. Yani kazanma ihtimali düşük ama olabiliyor böyle şeyler, İddialı olmasına gerek yok koçun. Peki, Formula 1'de kontak açılıyor. Organizasyonun 2020 sezonunda Mercedes şampiyonluk için hiç olmadığı kadar favori mi? Abi daha ne favori olsun. Adamlar 4 senedir zaten dümdüz ediyorlar formu, yani dümdüz etmiyorlar. Belki geçen sene Ferrari çok daha iyi gözükmüştü ama yani şimdi sezon başlamadan yani sadece testlerden ve testlerde elde edilen derecelerden çok büyük çıkarımlar da yapmamak lazım. Tabii ki bunlar bir gösterge, yani arabaların potansiyelini göstermesi açısından. Ki geçen sene yalnız testlerde Ferrari çok iyi gözüküyorken. Mercedes'ten daha iyi gözüküyorken piste çıktıktan sonra Mercedes'in biraz daha iyi olduğu gözükmüştü. Tamam Ferrari rekabetçiydi ama Mercedes daha iyiydi ve rahat kazandı. Şimdi testler biraz daha Mercedes'i işaret ediyor. Mercedes'in e, geliştirdiği bazı yenilikler gerçekten çok e, ne derler öngörülmemiş ve tahmin edilemeyen yenilikler oldu ve şu anda çok iyi gözüküyor ama piste çıkıp performans vermeden yani maç orta, e, şey, e, yarış ortamında yarış mesafesinde e, geçilmeden çok net şeyler söylemek lazım. Ama favori, favori deniyorsa evet çok büyük favoriler. Yani onu pilot mahareti? Yok. Abi şimdi yaklaşık bir 7-8 senedir pilot maharetinin değeri çok daha düşük olmaya başladı. Yani pilot mahareti aslında biraz testlerde yani otomobilin geliştiği, yani işin mekanik tarafının geliştirilmesinde pilot mahareti önemli. Çünkü o testlerde çok önemli işler görüyor pilotlar. Yani otomobilin neresinin güçlendirilmesi gerektiğini, nereye eğilmesi, mühendislerin nereye eğilmesi gerektiğini çok ciddi bilgi veriyorlar. Onlar artık birer mühendis gibi çalışıyor. Ama yarışın kendisine bakarsan bir zamanlar %50-50 denirdi otomobilin performansıyla pilotun performansı. Şimdi işin mühendislik tarafını bir, bir tarafa bırakırsak, çünkü pilotlar mühendis gibi çalışıyor artık. Yarışın kendisine dönersek artık için %80 85'i otomobilde bitiyor. Yani otomobilin kapasitesi neyse zaten üst düzey pilotlar onu %95 97 oranında kullandıkları için kapa otomobilin kapasitesinin kapasitesi asıl belirleyici olma noktasında ve şu anda da görülüyor ki Mercedes her net favori. Peki. Cloud 9 ilk kez mağlup. TSM'nin LCS 2020'yi 12'de 12 ile giren daha mağlup rakibini yenmesi çok sürpriz bir sonuç mu? Hmm. Biraz sürpriz tabii yani şimdi hani sürpriz değil dememek lazım. Çünkü TSM o sırada 6-6'ydı galiba. Yani 6 maç kazanmış 6 maç kaybetmişti ama ya yani TSM sonuçta sezon başlarken Cloud9 ile TSM arasında çok büyük fark görülmüyordu. Evet Cloud9'ın özellikle Zven'in gelmesinden sonra iddialı olacağı biliniyordu. Cloud9'ın iyi bir e çalıştığı, sezonu iyi geçirdiği ve iyi bir uyum sağladığı ortadaydı. TSM ise biraz dağınık başlamıştı ama sezon ilerledikçe Cloud9 o formülü korudu korumasına ama TSM çok daha iyiye gidiyordu zaten. O yüzden aralarındaki makas, yani biri işte 12'de 12 yapmış, biri 12'de 6 yapmış gibi bakmamak lazım. O, o makas sezon başında belki çok açıktı ama sezon ortasında kapanmıştı. Ee, ve bir maçı kaybetmek e, öyle çok 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 belirleyici değil. Nitekim e, Bjergsen özellikle tekrar merkeze geçtikten sonra yani, zaten takımın yıldızı ama onun üzerinden oynamaya başladıktan sonra çok daha verimli olmaya başladı TSM. Bir de tabii TSM'de Türk oyuncu işte Brokumdaydı yani Serkan Sergen orada olduğu için bizim için ayrı bir sempatisi var. Çok iyi bir sezon geçirmiyordu geçen sene harikaydı Sergen. Yani Sergen ama bu sezon o kadar iyi değil, başlamamıştı. O son dönemde TSM forma girerken Sergen de çok yani Brokumdaydı de çok forma girdi. Bu maçı da gayet iyi oynadı. E, karşısında yani çok üst düzey bir e, rakibe karşı yani Likoris'e karşı oynamasına rağmen çok iyi oynadı. Ama tabii her şey Björksen'le başlıyor. Çok büyük sürpriz sayılmaz. Çünkü yani iki takımın kapasitesi açısından o kadar büyük fark görmüyoruz. Sadece şu ana kadarki formları, şu ana kadarki uyumları açısından Cloud9 çok çok daha iyiydi. Ama TSM oralara geliyor. Nitekim TSM o Cloud9 galibiyetinden sonra da çok iyi maçlar çıkardı. Yani iş şimdi 3 e, hafta kaldı playofflara. Playofflara girerken evet Cloud9 bir numara başlayacak ama TSM karşısında da mutlak favori falan demeyeceğiz. Çünkü TSM gerçekten iyi duruma geldi. Arada işte Immortals, Dignitas gibi sezona iyi başlayan takımların yavaş yavaş önüne geçmeye başladı. Şu anda ikinci favori konumuna geldi TSM. Peki. Diyoruz ve bu hafta bu kadar diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.